Arkadaşlar ben bugün size herhangi bir anımı anlatmayacağım. Bu video daha farklı bir video olacak. Bildiğimiz gibi 2 gün sonra Cumhuriyet Bayramı. Ve biz bu bayramı hem okulda hem de evde ayrı ayrı kutluyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda akşam ailecek bayraklarımızı alıp Fener Alayı'na gideceğiz. Her aile için çok önemli olduğu gibi bizim için de çok önemli. Eminim sizin için de öyledir. Ama tabii ki ben burada tutup da size Cumhuriyet Bayramı'nın önünden bahsetmeyeceğim. Zaten onu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben size biraz daha az bilinen şeylerden bahsetmek istiyorum. O yüzden bugün size Kurtuluş Savaşı'mızdaki kadın kahramanlardan bahsedeceğim. Evet, hazırsanız toplantıyı başlatıyorum. Zira vaktim yok, buradan başka bir veli grubuna gideceğim. Evet, son, 2, 3, 4. Başlattım. Nasılsınız Gülün Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Siz nasılsınız Tuna Bey? İyiyim. Hamdolsun gayet iyiyim. Siz nasılsınız hocam? Ben de çok iyiyim. Maşallah. Meltem Hanım, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz de iyi misiniz? Çok iyiyim. Haluk Bey, siz nasılsınız? İyi. Siz? Çok iyi. Evet, harika. Aman hepimiz iyi olalım. Önce sağlık, öyle değil mi? Herkes iyi olduktan sonra her şey iyi olur. Öyle değil mi efendim? Doğru, doğru. Önce sağlık. Sağlığınız nasıl Gönül Hanım? Benim iyi, sizin nasıl? Çok iyi. Ya sizin Tuna Bey? İyi, yani iyi gibi iyiyim. Yani iyi sanırım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Neden bizi acil çağırdın Emine? Ne olmuş mektup geldiyse işimizden gücümüzden ediyorsun bizi? Tüm kahveye rezil olduk yenge. Neco bile güldü bize. Tüm mahalleye rezil olmak istemiyorsanız eğer bu işi çözmeniz lazım. Bak ihtar mektubu geldi bankadan. Borcunuz var ödeyin diyor. Ödemezseniz haciz gelecek diyor. Allah atar atar ihtara ihtar. Biz de onlara ihtar göndeririz Emine. Gönderelim abi. İhtar göndermek bizim işimiz. Ya kredi kartı bizim kartımız. Borcumuz da bizim. Ya ne diye inatlaşıyorsunuz bankayla? Ben her eskiyene borcumu ödeseydim bugünleri göremezdik Emine. Aklıma bir şey geldi. Acaba başka bankadan kredi alsak mı? Ha, evet Emine. Başka bankadan kredi alalım, oraya ödeyelim. He, sonra? Sonra başka bankadan kredi alalım, sonra oraya ödeyelim. Saadet zinciri kurdun abi. Çok zekice. Şükrü, kafa bu kafa. Emine, sen şimdi kredi çek, oraya öde. Tamam mı? Ya. Ben çok acıktım abi. Acıktın mı? Menüde ne var acaba? Sabır ver ya, sabır ver. Kredi kartından önce de Allah akıl fikir versin size. Yemek yemeyince aklı çalışmıyor adamın, ne yapsın? Zaten insanın sağlığı bir gitti mi? Allah korusun. Sistem bir bozuldu mu? Özellikle psikoloji. Bak, her şeyin sebebi psikoloji. Dert etmeyeceksin ya. Rahat olacaksın. Ölümlü dünya. Oho. Zaten şurada ne kadar ömrümüz kaldı efendim. Hocam acil toplanalım demiştiniz. Evet evet evet. Acil toplantı. Doğru haklısınız. Çocuklarımızın adı neydi? Orçun ve Merve. Orçun ve Merve. Orçun ve Merve. Doğru. Orçun ve Merve. Hatırlayamadım ya, pardon. Fotoğrafları var mı acaba? Çok fazla öğrencim var da. Bir göstersin. Evet. Aa! Orçun ve Merve, sizi şirin şeyler sizi. Evet, 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 hatırladım, hatırladım. Evet, güzel. Bu çocuklarımızın problemi neydi? Aa, buldum. Buldum efendim, biliyorum. Ödevlerini yapmıyorlardı. Aa, yok, hayır. O Cemre'ydi, Cemre'ydi o. Tamam, 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 tamam. Tamam efendim. Derslerini dinlemiyorlardı. Yok, yok, o da değil. O da değil, o da Nazlı'yla Emre'ydi. Hay Allah. Neydi? Neydi ya bu çocuk? Hatırlayacağım, hatırlayacağım. Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı ile başlamak istiyorum. Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'da bulunan cephanelerin kanlarla Kastamonu'na götürülmesinde görev aldı. Yoğun kar yağışından cephaneler ıslanıp zarar görmesin diye battaniyesini cephanelerin üstüne sermiş. Ama ne yazık ki kendisi donarak şehit olmuştur.
Bravo. Arkadaşlar, Orçun ve Merve'nin çok büyük bir problemi var. Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah'ın yakışı. Bu problemin adı motivasyon. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Efendim? Motive olamıyorlar çünkü hedefleri yok. Hedefleri yok. O yüzden motive olamıyorlar. Motive olamıyorlar çünkü hedef seçemiyorlar. Erzurumlu Kara Fatma kendi ailesinden 9-10 kadınla beraber Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaştı. Daha sonra 1919'daki kongre günlerinde Mustafa Kemal Atatürk'le bizzat görüşebilmek için Sivas'a gitti. Sonra aldığı talimatla İstanbul'a döndü. İzmir Yunan işgaline uğrayınca da savaşmak için İzmir'e gitti. Onbaşı olduğunda neredeyse sadece kadınlardan oluşan birliğiyle düşmanın cephe gerisinde bir saldırı düzenledi. Nene Hatun. Nezahat Onbaşı. Halide Onbaşı, yani Halide Edip Adıvar. Halime Çavuş. Hafız Selman İzbeli. Gördesli Makbule. Çete Emir Ayşe. Tayyar Rahmi. Kılavuz Hatice. Binbaşı Ayşe. Ama ben sizin de motivasyonunuzu düşük gördüm. Siz böyle yaparsanız çocuklarımız neler yapmaz efendim? Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.